Merhaba dostlar, ben Şahır Kendirci. Adobe After Effects ders eğitim setimizin 10. videosuna nihayet geldik. Birkaç dersten sonra bu eğitim setini bitirip artık nihayetinde istediğim çalışmaları çıkarabileceğim. Ne yapıyoruz bugün? Efektleri kullanarak renk tonları ayarlıyoruz. İstediğiniz rengi bu şekilde After Effects'te nasıl yapabileceğinizi bilgim dahilinde öğretmeye çalışacağım. Öncelikle ben şunu şuraya atayım. Şuna ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Şunu da şöyle, şu sesi de keseyim. Yani daha iyi oldu. Şimdi, bu arada bu video Onur Çoktar arkadaşımızındır. Kendisi çok güzel videolar üretmeye başladı. Şaka videoları çekiyor. Bazen sosyal medya videoları çekiyor. Şu görmüş olduğunuz video 4. videosudur. Kendisinin videosunu kullanmaya karar verdim. Maksat hem kendisine de destek olsun, olurum amacıyla. Çok başarılı videolar üretiyor. Çok samimi videolar üretiyor. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Kendisi bu kadar güzel videolar üretiyorsa biz de izlersek herhalde üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Şimdi renk tonlarını ayarlayabilmek için efektler kısmında, diyelim ki bu yok, ne yaparsınız? Hemen Windows'a gidersiniz. Şuradan efektleri seçersiniz. Efektler kısmından Color Correction kısmını açarsınız. Bakın burada bir sürü efekt var. Bunlarla istediğiniz tonu ayarlayabilirsiniz. Tabi biraz da tecrübeye artık kalmış. Ben size genel olarak çalışma mantıklarını göstereceğim. Siz de artık bu efektleri kullanarak ya da bir sürü efekt birlikte kolaj yaparak istediğiniz tona erişebilirsiniz. Başlayalım. Hemen Auto Color'a atarsanız otomatik bir renk üzerine gidecekti. Çok böyle küçük bir renk değişimi oldu. Tabi biraz bu şeye bağlı. Çekmiş olduğunuz videonun içeriğine bağlı. Şimdi burası böyleyken farklı bir videoya gideyim. Şunu biraz genişletelim. Şunu kapatayım. Şunu biraz. Yani şurada beyazlık dengesi yüksek. Seçiyorum. Burada daha belirgin oldu. Bu size yetmiyor. O halde biraz daha belirgin yapabiliriz. Ne yaparız? Black, white seçenekler var. Bakın yükseltiyorum. Gördünüz mü? Göze çok daha net geliyor. Artık yeşillik, gülümsemeleri. Çok hoş. Beyazlık dengesini değiştirelim. Çok hani fayda etmedi herhalde. Şuradan şöyle yapalım. Yani şimdi inceden bir değişiklik gösteriyor. Burada ne yapabiliriz? Diyelim ki şu siyahlık dengesini yükselttik mi? Şurası da diyor ki orijinale doğru renkleri götür. Bakın gittikçe videonun orijinaline doğru gidiyor. Şunu hemen siliyorum. Tekrar F'ye gideyim. Auto Contrast. Contrast veriyor. Kendisinin vermiş olduğu kontrast size yetmiyorsa da yükseltebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısma dikkat edin. Göze çok daha güzel görünüyor. Auto level diyelim. Aynı şekilde yükseltebiliyorsunuz. Bu da level'dir. Şurada güzel bir efektimiz de var. Siyah beyaz yapıyor. Bunun yanında tabii seçenekler var. Mesela kırmızı renkleri şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Sarı, yellow. Çok fazla abarttık herhalde. Şeklinde gidiyor. Bakın bu kısma bakın. Daha belirgin. Siliyorum. Ne gösterebilirim burada? Change to color burada işe yaramayacaktır. Eminim. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Diyelim ki şu kırmızılığı seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun yeşille değiştir. Yani aslında evet başarılı oldu. Şu kısımlara bakın. Çünkü insan vücudu da kırmızıya yakın. Şu şekilde yeşilleşti. Bununla renkleri değiştirebilirsiniz videonun içerisinde. Bunu da siliyorum. Başka. Color balance. Renge balans verebiliyorsunuz. Bakın.
Renk kırmızıya doğru gitti. Green balans, yeşillik balansı çok daha yeşil oldu. Mavi aynı şekilde, mavi dengesi. Burası da kırmızı diyor. Aradaki orta kırmızı diyor. Bu şekildedir. Yani artık bu size kalmış. Tabi bakın ne yapabilirsiniz? Şimdi siz bu balansı verdiniz mi? Color balansı. Aynı şekilde auto color da kullanabilirsiniz. Çok saçma bir ses geliyordu. Resmen ilgimi dağıttı. Gidip de susturdum. evet. Ne demiştik? Birden çok rengi, efeyi üst üste kullanabilirsiniz. Şu autoyu sileyim de şöyle yapalım biz. Jurves. Bakın. Gördünüz mü? Biraz abarttım ama yani yeşiller tam yeşil. Şeklinde birçok renk efekti aslında kullanabilirsiniz. Yani bir efeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Birazdan farklı bir örnek göstereceğim. Şeyimizi değiştirelim resmimizi. Bakın burada da çok güzel bir resim var. Şöyle ben bunu en çok kullanılan efektlerden biri. Hook, Hue, Stylization. Herhalde böyle okunuyor. Bir türlü öğrenemedim şu İngilizceyi. Bakın. Ne oldu? Arka tarafı siyah beyaz olurken kişinin yüzü daha net oldu. Daha böyle yumuşak bir görüntüye sahip oldu. Yani şöyle ileri aldıkça da renklerim çok çok daha belirgin oldu. Şöyle kapatalım. Açalım. Şeklinde güzel bir renk geldi. Tabi bu biraz abartılı oldu. Şöyle herhalde uygun olandır. Şunu da silerim. Başka burada gösterebileceğim. Evet, levels. En çok kullanılanlardan biri gitti gene Türkçe. Şunu ne yapabilirsin? Bakın. Siyahlar çok daha siyah. Ve beyazlar çok daha beyaz. Bir siyahlığı biraz abarttık. Bu şekilde. Yani bu arada abi ilginç bakıyor şuraya. Şunu tekrar fitliyorum. Şu levels'ı da siliyorum. Alt kısma girerseniz çok daha şeyleri var. Ne diyoruz buna? Detaylarına girebilirsiniz. Burada önemli olan ben mantıklı gösterdim. Selective Color. Bu da çok güzel bir efekttir. Diyelim ki siz şurada yeşili görüyor musunuz? Bakın şuraları yeşildir. Seçtiniz green. Şöyle bir ayarlarla oynayın. Yeşilde bir değişiklik fark edeceksiniz. Hatta ben bunu biraz daha büyüteyim. %100 diyelim. Yeşillere gidelim. Daha renkler canlı oldu. Şurada ne var? Kırmızı var. Şurada bir kırmızı var. Şurada kırmızı var. Ben burada red seçeyim. Bakın. Şöyle ki. Kırmızının rengini değiştiğini göreceksiniz. Yani şimdi ablamızın çantası ne oldu? Pembe oldu. Hatta yani şurada ise biçimsiz bir renk oldu. Aynı şekilde ne var? Doğal renkler demiş şurada. Bu şekilde de doğal renkler değişiyor. Tabi bu videonun tamamına hükmetti. İlerideki derslerde ben şeyi anlatırım. Yani diyelim ki şurada bir kırmızı var. Sadece buraya nasıl müdahale edersiniz? Onu da göstereceğim. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki ben şöyle böyle bir videoyu ayarlıyorsam After Effects'te ben renk ayarı yapmam. Nerede yaparım? Alırım. Onu Adobe Premiere'de renk ayarını yaparım. Çünkü diyelim ki sadece ben bu kısmı efektliyorum. Devamında bir film var.
birbiriyle renkler çatışmasın, aynı renk tonlarına sahip olabilmesi için hemen normal videomu yapıyorum, hazırlıyorum, atıyorum Premiere, Premiere'de renk ayarlarımı yapıyorum, bunu da siliyorum. Yine şeyi değiştirelim. Burada sarılıyorlar. Sarılmak güzeldir abi. Geçen İstanbul'da şey yapmıştı. Emre'nin bir videosu vardı. Sarıldığı için emniyet ona 100 lira ceza verdi. İnsan sarıldığında bile ceza alabiliyor Türkiye'de. Ve son olarak Onur'un hazırlamış olduğu videonun küçük bir kısmını göstermek istiyorum. Herhalde telif hakkı bizden istemez. Her türlü görüntü var arkadaşlar. Hemen bu videonun altında da Onur'un videosuna erişebilirsiniz. Kalın umutla, saygıyla, görüşmek dileğiyle.